İki annenin adalet isyanı. iki gözü yaşlı anne. Nurten anne, Elmas Anne stüdyoda. E, gözlerinin yaşı dinmiyor. Ürüy. İki <laughs> Evladını kaybetti. 37 yaşındaki Kamil'in annesi Elma Hanım. 17 yaşındaki Serkan'ın annesi Nurten Hanım. Bunlar dayı ye. 2017 yılında Kütahya'da Aslan Aslan e, Aslanapa ilçesinde bir arabada ölü bulundular. Dayı yiyen. Kurşunlanıyor araba ve yakılıyor. Yetmiyor, yakılıyor. Ve yakılıyor araba. Evet. E, bu, bu dava devam ediyor bu arada. Aile diyor ki yani iki anne çok büyük bir acı gerçekten. Yani o evet. cenazeler bile çok zor bir şekilde. Göremedim ben evlatımın yüzünü göremedim. Ta. Bu arabanın koltuklarını kesmişler, vücutlarına demirle gömülmüş Allah. benim evladım. Ben çocuğumu göremedim. Pırıl pırıl çiçekti benim çocuğum. Katiller, caniler şimdi dışarıda geziyor. Bir sene yattı. Adalet istiyorum büyük. Devlet büyüklerime sesleniyorum. Hakimlere, savcılara. Cumhurbaşkanıma, avukatlarıma benim durumum yoktu. Bir tane 5 milyar avukat tuttum. Mahkememe gelmiyor, telefona cevap vermiyor. Ben adalet yerini bulsun istiyorum. Dört yıldır hiç yatamıyorum ben. Eşim öyle, ben öyle. Siz taş görüyordu? Çantası kaldı, kalemi kaldı oğlumun. Dayı yeğen neden öldürüldü? Nurten anne, niye sizin evlatlarınız önce kurşunlandı, daha sonra o içinde bulundukları araba yakıldı? Hülyan, neden diri diri öldürüldü? Yakmışlar. Neler duydum ben, diri diri yakmışlar. Neden? Nasıl Benim öfken? kardeşim borçluymuş bir şahsa ben oğlumu biz Afyon'a gittiydik. Oğlumu götmüş yanında? Haberim yoktu. Gece eltim var. Onun evinde 12 buçuk damcam aradı. O söyledi bize. Oğlumu söylemedi? Kardeşimi söyledi. Ben öyle duydum. Kim peki bunu yapanlar? İşte kardeşim alacak verecekliymiş. <laughs> alacak verecek meselesi evet. yüzünden 32 çıkıyor. bin TL değer mi? İki tane can yak yaktı. 32 bin lira için. Evet. Kim bunu yapan? Nurettin Yatır. Mehmet Ali Yatır, Bilal Çankaya. Üçü sanık. Şimdi bunlar zaten 6 e, ay yatıyorlar, geri çıkıyorlar. Doğru mu? E, bir Dava sene, bir an, devam ediyor şu an zaten. Birisi bir sene abi. yattı. 4 sene oldu mahkememiz başlayalı. Hı hı. Gidiyorum onları. iki mahkeme gidemedim. Yüzlerini görmek istemiyorum. Elini kolunu sallayarak geçiyor yanımızdan. Bu mahkeme gidemedim bile. Dayanamıyorum. 17 yaşındaki yeğen de ölüyor. Yani Öldü. Hani... 18 yaşına girdi. 15 tatil yakınıtı Staja imza attı. 450 milyon çıktı. Onu da alamadı. Nasip olmadı. Kalemi kaldı, staj İnanmazsın Fulya, Fulya Hanım. Çocuklar hani çocuk gelişimini okuyordu. Öğretmenim, Serkan öğretmenim nerede diyormuş öğretmenlerine. O da askere gitti diyormuş. Çocukları dahi hani... Etkilemesin hı hı. diye. Elmas anne. Elmas anne senin evet. oğlun Kamil 37 yaşında. Evet. Yeğeni de yanındaydın. Ah canım ya. Benim oğlumun tabutunu. <laughs> biri oğlum biri torunum işte Kamil. Evet biri oğlum. Yalvarıyorum. İki tane çocuğum. Görenler, duyanlar. Bana sen 14 yaşında biz Benim oğlum ölümü hak etmez. Yandık ay Allah'ım yandık. Yanımızda. Ben oğlumu o. oldu ya Askere oğlum. gönderecektim. Damatlık <laughs> giydirdim. <Ben> <gülüyor> kefen <gülüyor> giydirdim. Kefen giydirdim <laughs> kefen. Oğluma kefen giydirdim ben damatlık yerine. <gülüyor> 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 ben alalım oğlum. Ben sen bir Allah'sız var. Bir anne olarak bunu nasıl süsledi? istiyoruz? Bir beta geziyorlar. Serkanım öldü. Başka Serkanlar ölmesin. Yalvarıyorum adalet yerini bulsun. Çok gözü yaşlar neler kalmasın. Bir de bir ölüm gerçekten. Ee, elmas anne. Canavarca his. İki hismanı. anne. Öldürülmüşler. Evet. Anne kız ikisi. Yani, yani Tabii anne ve kızı. Oğlu, torunu Kızım. birinin de kardeşi. Evet, evet. Oğlu değil mi? Evet. Oğlum. Siz yine dayısınız, dayı, bunun da oğlu ben. Hayır, bir avukat yani, hanım. Bir de torunum. E, e, e. Evet. Avukat e, e. hanım, Zayı, ben uyku yüzü yok, yiyemiyorum dört senedir. Eşim de aynı bende. Sabah ezanı okunuyor, bir saat uykumuz yok. Hı. Yemin ediyorum Allah şahidim. Çok büyük Allah. Şimdi bu dava devam ediyor ama buraya bu iki annenin gelme nedeni tabii e, daha çok e, seslerini duyurmak <laughs> istiyorlar. Delil toplamak. Eğer bu konuda bilgisi olan varsa, delillerimiz de var. varsa çıkıp konuşsunlar diye e, benim Ay. programıma geldiler. Aslanapa köyüne, köyüne sesleniyorum Allah rızası için Kütahya'daki. Bir Kütahya Aslanapa köyüne sesleniyorum. Oğlumun çığlığını duyan bir kadın varmış. Kulaklarımda sesi. Çocuğun sesi kulaklarındaymış. Allah rızası için gizli tanıklık yapsın. Kim duyduysa, kim biliyorsa Allah rızası için. Yalvarıyorum size. Çocuğunun çığlığını duyan bir kadın var. Evet. Varmış, öyle mi? Evet. İki ay yeni öldüğünde iki aydır kulakları sesimde o çocuğun demiş. Ya. Ama kadın o bu katil çok cinayetten yargılanıyor. Köy korkuyor oradan. O insandan korkuyor. Kardeşini öldürmüş, kaza süsü vermiş. Hanımını 17 yerinden bıçaklamış. Hanımı şimdi, Evet, hanım hamileymiş. Hastane değil acala ala. Şimdi bebeği daha, düşmüş. Şimdi direkt katil deme daha dava devam ediyor ya. Bir yani sizin tabii şüphelendiğiniz isimler. Bunlar bu evet. üç kişi. Üç kişi şimdi ismini de şey yapmayalım. Bunlar zaten cezaevine giriyorlar, çıkıyorlar. Evet. Şimdi bu olay daha devam ettiği için. Evet. Ee, ne olacak önümüzdeki süreçte bilmiyorum ama... Ben size Fulya Hanım söylemek istedim. Bu şantiyata bekçiymiş bu öldüren. Ses kaydı koymuşlar. Cinayet oldu ya bitti. Öldüler çocuklar. Hı -hı. Bir hafta sonra jandarma cihaz takmış. Bunlar babalı oğlu konuşuyor. Diyor ki oğlan babasına. Baba diyor bu iş Bilal abimde kalacak diyor. Şundan bir kurtulsak diyor küçük Ali üstlenecek diyor. 10 sene indirimi var diyor. Bunlar delil değil mi? Bunlar dosyalarımızda. Kim bunlar? Baba o konuşuyor. Başkasını ba şüpheli gösterip Kefiller. gerçek işleyen kenara çekilip suçu başkasının üzerine atacaklar diye bir plan yapmışlar. Ya 32 bin lira para kime borç? Kefil için. Kafama bir şey takılıyor diyor, bu Bilal ağabeyde kalıyor diyor, şundan bir kurtulsak diyor küçük Ali üstlenecek, 10 sene indirimi var diyor çocuk olduğu için. Bu küçük Ali de Bilal Çankaya'nın yeğeni oluyor. Bir çocuk istedikleri kadar üzerine yıksınlar, bu kadar detaylı, vahşice, canice bir cinayeti işleyemez. Öldürecek, yakacak. E, dediğiniz gibi demirleri vücuduna bağlayacak. Evet demirlerle... Onları bir çocuk yapamaz yani. yani bunu bir kişi de yapamaz. Planlanmış. Ve teşebbüs. Şimdi dayı yeğen ya Planlamış. yeğen de 17 yaşında. Birden o da... fazla fail vardır aynen öyle. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.